Heyecanlı ve meraklı bekleyişinin sonunda Konstantinopolis'in fethine şahit olan Üsküdar, Osmanlı'nın kaderini değiştiren pek çok olayında sırrını geleceğe taşımayı başarmıştır. Kadim belde sırlarını sadık bekçilerine emanet etmiş ve onları sıkı sıkıya uyarmıştır. Bu sırları yalnızca hak edenlerle paylaşın. Haliç'i, Boğaz'ı ve Marmara'yı bir şar kalısı gibi altına seren, yaşadığı sırları her geçen gün biriktiren bu eserde sadık bekçilerden biri. Çinili Camii taşıdığı sırlara vakıf olmak isteyen meraklı kulaklara hoş geldiniz diye fısıldıyor. 1640 yılında tamamlanan eser, Kösem Mahpeyker Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. İlk yapıldığında banisinin adıyla anılan bina, adını eşsiz güzellikteki Çinilere kaptırmış ve Çinili Camii olarak diyara nam salmıştır. Eserin mimarı, Sinan Mektebi'nin başarılı talebelerinden Koca Kasım Ağa'dır. Çini süslemeleriyle uluslararası süsleme tarihinde müstesna bir yere sahip olan cami için bölgenin, hatta İstanbul'un en değerli eserlerindendir diyebiliriz. Eserin hayranlarından Evliya Çelebi cami ile ilgili bir bayır üzerinde ruşen bir camidir derken banisine daha çok yer vermiş, Ahmet Han'ın hatunu Osman Han'ın, 4. Murad'ın ve İbrahim Han'ın validelerindendir. Sultan Ahmet'ten beri 7 padişah zamanında iş görüp bu camiyi hayatlarında yaptırmıştır ifadelerini kullanmıştır. Kendisi kadar yaptıranı da özel olan eser bu yönüyle de değerini arttırır. 40 yıla yakın devletin iç ve dış siyasetinde etkin bir rol oynayan Kösem Sultan, Sultan İbrahim'in öldürülmesine mani olup Osmanlı soyunun devamını sağlamış, bir manada tarihin seyrini değiştirmiştir. Osmanlı Hanedanı'nın 300 yıl daha yaşamasını sağlayan Valide Sultan, bugün eşi Sultanahmet'in türbesinde huzur içinde yatmaktadır. Evliya Çelebi'nin dediği gibi bir bayır üzerinde olan caminin iki avlu kapısı vardır. Muntazam kesme taştan yapılan mabedin minaresi sağındadır. Tek ve sağır kubbeli caminin içi, kubbe kasnağına kadar Sinan devrinin muhteşem çinileriyle süslenmiştir. Çinilerdeki renk armonisi güzelliğiyle büyülerken, çini içlerindeki karanfil, lale, gül, erik çiçeği ve papatyalar cennet bahçelerini tezahür eder adeta. Yapının minberi taş işçiliğinin tüm inceliklerini toplamıştır. Minberin külahı ise eşine az rastlanacak şekilde çiniyle kaplanmıştır. Mihrabın içi de çini bezemeleriyle hayranlık uyandırır. Caminin içini çevreleyen çini panolardaki Fetih Suresi, Osmanlı'yı yıllarca yöneten Valide Sultan'ın eski ihtişamlı günlere özleminin yansıması gibidir. Geçmişten geleceğe taşıdığı sırları özenle saklayan bu sadık bekçiyi ziyaret etmek için harekete geçin. Bu eşsiz güzelliğe şahit olun ve Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesine mani olan Kösem Sultan'a hiç değilse bir Fatiha ile borcunuzu ödeyin.